Benim sizinle paylaşmak istediğim çoklu bir UFO gözlemi videosu var. Acaba onu girsek mi? Olabilir. Meksika'da yaşanan, inanılmaz bir görüntü ya. Evet, binlerce UFO'nun aynı anda ve gündüz vakti ortaya çıktığı bir görüntümüz var. Şimdi onu paylaşabilir miyiz acaba? UFO videoları 3 olması lazım. Evet, bir alalım. Bir deneyelim. Başka bir videoda olursa onun video üzerine de konuşuruz. Çünkü o konuyla ilgili. Meksika özellikle bu konuda çok ilginç bir yer. Hayır, bu pilot, bu değil. Neyse, bu geldi, bunu konuşalım şimdi madem ki. Şimdi bu nedir? Bu son dönemde dünyada artık büyük bir sansasyon yaratan bir video. 2004 yılında uçuş halinde askeriye bağlı olan pilotlar gündüz Amerika'da, San Diego'da karşılarına bir cisim çıkıyor. Ve hiçbir şekilde bu cismin ne olduğunu anlayamıyorlar. İletişim kurmaya çalışıyorlar. Tabii ki kendilerine bir cevap verilmiyor. Ve aşağı yukarı bir 10 dakika kadar cisimle beraber uçuş yapıyorlar. Ve bu işte Pentagon'un 22 milyon dolarlık bir bütçe ayırarak inceleme altına aldığı UFO dosyalarından birine giriyor. Ve yine son dönemde, evet, ortadaki cisim. Bir videomuz daha var yine. Var. Pilotların gözlemlediği. Evet, iki bir video getirdim. Bir sonraki videoydu. Evet. Üçse dördüncü video. Bunlar savaş uçakları. Ve düşünün ki şimdi çıplak gözle gözlemliyorlar. Çıplak gözle gündüz vakti ve kendi aralarında konuşuyorlar iki pilot. Diyorlar ki bu bizden değil. Bunun ne olduğunu biz anlayamıyoruz. Ve drone değil, helikopter değil, herhangi bir hava balonu değil. O değil, bu değil ve sonuçta bilinmeyenler dosyasında yerini alıyor. İşte dediğim gibi bilinmeyen olması zaten onun yani dünya dışından kaynaklı olduğunu da gösteriyor. İlginç olan bir de şu var ki bunun gibi tabii pek çok video var, bunun gibi pek çok görüntü diğeri var. Diğeri de alabiliyor muyuz? O diğeri sesliydi. Evet. Evet, kendi aralarında konuşmaları var. Pilotlar kendi arasında konuşuyorlar. Zaten daha sonra o pilot birçok yere de röportaj verdi. Televizyonlarda da konuştu gördüklerini. Ve düşünün ki şimdi özellikle askeri de hava kuvvetlerinde görev yapan bir pilotun değerlendirmesi sıradan bir insanın değerlendirmesinden çok daha önemlidir. Evet, ikinci videoda bu olması lazım. Ve profesyonel insanlar tarafından gözlemlenen ve kaydedilen videolar tabii ki bizim için çok daha önemli. Sonuçta öyle bir şey ki bu işin içinde olan insanlar ne olduğunu anlayamadıklarına göre, herhangi bir cevap bulamadıklarına göre biz bunun ne olduğunu anlayamadık demeleri zaten bu bir UFO'dur demek oluyor. Yani çok büyük bir itiraf oluyor bu. Şimdi bütün dünya televizyonları gösterdi bu görüntüleri ve Pentagon'un 2007 ile 2012 arasında sürdürdüğü bir araştırma vardı. Birçok araştırma vardı bu en son. Ortaya çıktı. Biz dediler 22 milyon dolarlık bir buna bütçe ayırdık ve proje hala devam ediyor. Farklı bir isimle, farklı bir içerikle, farklı bir bütçeyle devam ediyor ama yine de devam ediyor. Hı hı. Diğer videoyu alalım. Biri alabiliriz. Evet, mesela şimdi bakın bu puro şeklinde bir UFO göreceğiz. Hı hı. Yine Meksika'da gündüz çekilmiş bir görüntü. Sıradan bir insan çekmiş bunu. Meksika en çok UFO gözlemlerinin yapıldığı bir yer. Gördünüz mü beyaz cismi? Çıktı ortaya. Evet. Tarihini evet. Biliyor muyuz bunu? Efendim? Tarihi. Bu 2000'li yıllar. Sanıyorum 2001-2002 olabilir. Yeni bir görüntü. Tabii burada şanslıyız ki hem uzun süren bir çekim hem de renkli gündüz vakti olan bir çekim. Ve şahıs kamerasıyla cismin peşine düşüyor. Ve son derece net. Üzerinde herhangi bir çıkıntısı, herhangi bir kanadı, hiçbir şeyi olmayan bir cisim. Ama Güney Amerika'da ve Meksika'da artık alışmışlar. Şey vardı hocam, çok fazla UFO'nun aynı anda görüntüler çok fazla, diye bir evet. Videomuz daha var. Diğer videoyu evet. Alabiliyor musun? 2'ydi zannedersem o. Evet. Çok fazla, belki yüzlerce. Evet, o evet, da bu. Bu. Yine bu da Guadalajara'da gündüz yapılan inanılmaz bir gözlem. Gördüğünüz gibi sayılamayacak kadar çok sayıda cisim var. Şimdi o saatte yine ordunun veya metrolojinin herhangi bir uygulaması yok. Yani bunlar bir metroloji balonu değil. Bunlar bir deney üzerine ordu tarafından gönderilmiş herhangi bir şey değil. Araştırıldığı zaman biz de bilmiyoruz diyorlar.
Yani kimse ne yalanlayabiliyor ne de ne olduğunu ortaya çıkarabiliyor. Aynı şey mesela aynı buna benzeyen bir gözlem Peru'da da oldu. Aynısı Meksika'da daha önce de oldu. Kaliforniya'da da oldu. Bu çok değişik bir fenomen. Peki hocam şimdi bu videoların belki yüzlerce, binlerce bu tarz videolar çok var. UFO tabii. Sahte olduğu ortaya çıkan videolar da var. Onlar da var şimdi, tabii ki. Şimdi insanlar şunu diyebiliyor mesela ben bunu izlediğimde bunun fotomontaj olduğu, animasyonla yapıldığı olmadığını, delil nedir? Nasıl araştırılıyor bunlar? Yani orada gündüz şimdi gözlüğü, nasıl tamam. Araştırılıyor? Çünkü mesela o kadar inanılmaz teknoloji gelişti ki şu an animasyon teknolojisi. Bu olayda ve mesela bunun gibi yani Meksika'da... Yani o meteoroloji balonu olabilir. Evet, birkaç olay daha var. Başka bir geri şöyle olabilir. Şöyle bir şey yaşanıyor. Meksika'nın bir milli kurtuluş günü. 60 bin, 70 bin kişilik bir stadyumda dolu. İşte ordu mensupları gelmiş, basın gelmiş, herkes aynı anda görüyor. 60-70 bin kişinin aynı anda gördüğü bir videoya ya da bir olaya nasıl sahte diyebilirsiniz? Evet.